Herkese merhabalar. Bugün bu videoda Fabrika Ayarı isimli kitap hakkındaki düşüncelerimden bahsedeceğim. Aslında çıkar çıkmaz almayı çok istiyordum ama elimde yarım kalan kitapları bitirmekle uğraştığım için buna ayrı bir vakit ayırmak istedim. Ya bazen böyle aynı anda iki kitap, üç kitap beraber okudum, beraber yürüttüğüm zamanlar oluyor. Bazen de böyle bir kitaba sadece ona özel vakit ayırmak istediğim kitaplar oluyor. Bu da onlardan biriydi. Çok heyecanla bekledik biz. Çıkar çıkmaz da işte almak nasip olmadı. Elimdekileri bitirdim dediğim gibi. Şöyle Hayati İnanç ve Bekir Develi bilenler vardır ama bilmeyenler için gerçekten çok kaliteli iki şahsiyet ve bu iki kişinin bir araya gelmesi zaten çok muazzam bir vakit oluyor bizler için. Daha doğrusu daha çok videolarda, programlarda izlediğimiz için çok güzel zaman geçiriyoruz. Ve ikisinin bir kaleme kitap alması, ikisinin kaleminden bir kitap çıkması çok hoş olmuş. Kitabın içeriği şöyle göstereyim. Bu şekilde işte soru ve cevap gibi diyebilirim yani sohbet havası içerisinde. Şöyle nasıl konulardan bahsedilmiş? Yani insan hayatında yani insan yaşamı boyunca aklına gelebilecek çok basit denilebilecek ama sürekli kafasını kurcalayan her türlü konuya ufak ufak da olsa değinilmiş ve böyle şey insan yaşamının aslında özeti gibi bir şey. Yani aklına takılabilecek her sorunun işte tövbeden tutun neden kitap okuyoruz da veya hangi kaynakları okumamız, neyle başlamamız, namaz, iman tarzı konulara çok açık ve çok güzel bir dille cevaplanmış hali ve sohbet havası yani sohbet şeklinde olması da kitabın çok hızlı bir şekilde ilerlemesine sebep oluyor ama tabii bu beni biraz üzdü çünkü kitap çok çabuk bitti. Sadece ben biraz yolda okuduğum için bu kitabı yıprandı. Şurada da kitapta bilerek çok az yerlere çizdim. Çünkü genelde nasıl denir? Hani hayatımızda bildiğimiz konuların aslında en azından çok kitap okuyanların veya işte bu tarz din üzerine sürekli bir şeyler okuyanların genelde bildiği konulardan olduğu için bu kitapta çok bir şey çizmek istemedim açıkçası ki böyle biraz şey olsun. Ben de sanki onlarla beraber o sohbeti dinleyen biriymişim gibi hissetmek istedim. Yani şurayı da çizeyim, burayı da çizeyim, bunu sonra not alayım tarzına vakit kaybetmek istemedim. Kitabın direkt içine girmek istedim. O yüzden sadece şu sonda neleri çizdim. Kitap tavsiyeleri vardı. İşte bu eserler nelerdir hocam zikredebilir misiniz diye yazılan bölümde 3 tane kitap tavsiyesi var. Onları çizdim. Hani mutlaka kitaplığımızda, kütüphanemizde olması gereken eserlerden bahsediyor. Bir de şurada bir yer çizmiştim. Bu da bir kitaptan bahsediyor. Kimya-i Saadet'ten bahsediyor. İlgimi çekmişti. Yani ben de alayım diye okunacaklar listeme koyduğum bir kitap. Burada da dua. Kitaplardaki daha önce de videolarımda söylemiş olmam lazım. Kitaplardaki böyle örnek duaları çok seviyorum. İşte ben şöyle dua ediyorum falan diyor yazar. Onları çiziyorum. Sonra böyle bir küçük kendime dua kitabı gibi bir defter yaptım. Yani dua defteri gibi bir defter yaptım. Çok beğendim duaları. Oraya yazıyorum ve oradan işte böyle aklıma geldikçe oralardan okuyorum. Dediğim gibi böyle sohbet havası içerisinde ve gerçekten çok güzel bir kitap ya. Yani size inanın bir şeyler katacak ve bunlar çok kaliteli bilgiler olacak. Dediğim gibi bu iki şahsiyet bir kitap yazmış. Yani bu kitap alınmaz mı? Eğer siz de okuduysanız yorumlarınızı çok merak ediyorum. Ben çok beğendim. Yani dilinin hafif olması, tavsiyelerinin bu kadar akılda kalıcı olması, örnekler, yer yer şiirlerden, mısralardan örneklerle şeyi anlatımı zenginleştirmişler. Gerçekten sizi içinize çeken bir kitap olmuş. Yani ben tavsiye ediyorum. Şimdiden okuyacak olan herkese iyi okumalar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.